Milli Görüş Belediyeciliği ile buluşturmanın heyecanı ve kararlılığıyla bu meydandayız. Bugün özlenen belediyecilikle, hizmet belediyeciliğiyle Akhisar'ımızı buluşturmanın kararlılığıyla bu meydandayız. Bugün heyecanlıyız, bugün coşkuluyuz. Bugün bu meydanda genel başkanımızı dinleyeceğiz, genel başkanımızı karşılayacağız. Bu heyecanla, 30 Mart zaferinin heyecanıyla bu meydanı dolduran çok kıymetli hemşehrilerimiz, Akhisar'ın dört bir tarafından bu meydana teşrif eden çok kıymetli hemşehrilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdi. Böylesine güzel bir atmosferde bir araya getiren Akhisar İlçe Teşkilatımız adına açılış konuşmasını yapmak üzere ilçe başkanımız Fikret Aysu geliyor. Allah'ın rahmeti, bereketi, başta Peygamber Efendimiz'in hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Çok değerli genel başkanım, hoş geldiniz. Çok değerli belediye başkan adaylarım, hoş geldiniz. Sayın çok değerli genel başkan yardımcılarım, hoş geldiniz. Ve Akhisar'ımızın güzide saygıdeğer insanları, çok değer hanımefendiler, hoş geldiniz. Saygıdeğer beyefendiler, değerli genç kardeşlerim, basınımızın güzide mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun. Evet, ilçe başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere il başkanımız İbrahim Mayda geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Davası uğruna 40 yıldır yıkılmadan, yorulmadan, asla çizgisini bozmadan gece gündüz hakkın hakim olması için tüm gücüyle Şehzadeler şehrinde yaşayan, çalışan milli görüşçü kardeşlerim, hepiniz bu toplantımıza, bu mitingimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada 40 yıldır siyasette rüşvete, yolsuza, yolsuzluğa asla bulaşmamış, böyle bir şeyle ithaf bile olunmamış, siyaseti temiz bir şekilde yapan milli görüşçüler olarak temiz bir şekilde siyasette yeryüzü hakim etmek için çalışan milli görüşçüler olarak bulunuyoruz. Allah'a hamd ve şükürler olsun, Allah yardımcımız olsun diyorum. Refah Partisi'nin iktidarının öncesinde yaşanan yerel yönetimler zaferine tekrar yaşamaya çok az bir zaman kalmıştır. Buna muhakkak inanmalısınız. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bu zafer tekrar yaşanacaktır. Saadet Partisi, Milli Görüş iktidara gelecektir. Her geçen gün adım adım, basamak basamak Saadet Partisi, Milli Görüş kadroları iktidara her geçen gün daha yaklaşmaktadır. Mevcut belediyelerin yolsuzluktan, borç vatandan kurtulamadığı bir dönemdeyiz. Tekrar Milli Görüş belediyeciliğinin yolsuzluğun olmadığı, borcun olmadığı, gerçek bir hükümetin, yerel bir yönetimin adil bir şekilde yönetilmesi için, adil bir yönetimin iş başına gelebilmesi için tekrar meydanlara indik. Saadet kadroları efsane hizmetleri tekrar gerçekleştirmek için yönetimleri iktidar devralacaktır ve bunu da bu meydandan tüm Akhisar'a, tüm yurda ilan ediyoruz. Bunu buradan sizler bu şekilde haykırıyorsunuz ve kısa bir zaman sonra Saadet iktidarına geldiğimizde Akhisar'da bunun işaretinin verildiğini tekrar size hatırlatacağız. Bugünü unutmayın inşallah. Evet,
Yüzler gülecek. Saadet gelecek. Yüzler gülecek. Şehirleri beton duvarı haline getiren, kentsel dönüşüm yerine rantsal dönüşüm yapan, kapısını halka kapatan bir belediyecilik anlayışına tekrar son vermek için milli görüşün efsane belediyeciliğini tekrar hakim kılmak için bizler bu sahne, bu saatten sonra asla duramayız. Meydanlara inip çalışmalarımızı tüm gücümüzle, tüm vaktimizi harcayarak gerçekleştirmek zorundayız. Proje diye millete anlatan, projeleri asla yapamayan ve bunları yapması gereken çalışmaları olduğu halde proje diye insanlara anlatan bir belediyeciliğin sona gelmesi lazım. O yüzden Milli Görüş Belediyeciliği gelmesi gerekiyor. Millete bu projeler nasıl yapılır? Adil bir yönetim nasıl olur? Model şehirler nasıl inşa edilir? Geçmişte gösterdik, tekrar göstereceğiz inşallah. Biz yeniden büyük Türkiye'nin kurulması için çalışıyoruz. Milletimizin temiz siyasete hizmet edecek kadrolara, yerel yönetimlerde efsane hizmetleri gerçekleştirecek Milli Görüş kadrolarına, Saadet kadrolarına ne kadar ihtiyaç duyduğunu, ne kadar özlediğini bu meydandan bugün tekrar haykırıyoruz. 31 Mart sabahı Saadet kadroları yerel yönetimlerde iş başına geleceğini gösteriyor. Bu meydanda bu mücadelemizi tüm yurda, Akhisar'ımıza tekrar ilan etmiş bulunuyoruz. Mücadelemizde Allah yar ve yardımcımız olsun. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Evet, il başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. Mitingimiz içerisinde yine onları sizlere takdim etmeye devam edeceğiz. İzmir İl Başkanımız Avukat Bayram Sakartepe Beyefendi bizlerle birlikteler. Yine İzmir Kemal Paşa'mız da zamanı. Şimdi rant belediyeciliğinden hizmet belediyeciliğine. Şimdi billboard belediyeciliğinden önce insan merkezli belediyeciliğe. Tıpkı Türkiye'nin her tarafında olacağı gibi Akhisar'ımızda da geçişin zamanı. Konuşmalarını yapmak üzere Akhisar'ımızın müstakbel başkanı, belediye başkan adayımız İsmail Hakkı Kuzum geliyor. Başkanım, Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarım, Sayın İl Sorumlum, Sayın İl ve İlçe Başkanlarım, çok değerli güzel Akhisar'ımızın güzel insanları, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Mitingimize katılımlarınızdan dolayı Akhisar'ımızın misafirperverliğini değerli başkanımıza ve tüm Türkiye'ye göstermenizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor. Allah razı olsun diyorum. Başkanımıza da bu yoğun seçim atmosferinde bizlere zaman ayırıp Akhisar'ımıza teşriflerinden dolayı memnuniyetimizi sunuyor. Sizlerin adına memnuniyetlerimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Allah mizanına koysun inşallah. Seçimlere veda edeceğiz. Bu seçimlerde emaneti hasreten ehline vermenizi rica ediyorum. Ehil şahsım değil,
milli görüş formatıdır. Milli görüş 1990'lı yıllarda elde ettiği belediyelerde sergilediği efsane belediyecilik hizmetleriyle bir marka olmuş ve ehil sıfatını kazanmıştır. Şimdi bizler de Aksarımızı milli görüş belediyeciliğiyle tanıştırmak ve efsane hizmetlere imza atmak istiyoruz. Eğer ehil sıfatının milli görüşte değil de kendinizde olduğu yanılgısına düşer iseniz, efsane hizmetlere imza atmak bir yana, ancak birilerini kutuplaştırmakla meşgul olursunuz. Bizler Akhisar'ımızı hep birlikte Hazreti Ömer'in mumu, tüyü bitmedik yetimin hakkı ve boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan talebi ilkelerine bağlı kalarak yöneteceğiz. Böyle yönettiğimizde de Cenab-ı Allah eminim ki hizmetlerimizi bereketlendirecek. Değerli Aksarlılar, Genel Başkanımız buradayken mikrofonu uzun uzadıya meşgul etmek istemiyorum. Evet, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak razı olsun. Aramızda İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Osman Akyollu Beyefendi de bizlerle birlikteler. Hoş geldiler, sefalar getirdiler diyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Genel Başkan Yardımcımız Şerafettin Kılıç geliyor. Muhterem Genel Başkanım, çok muhterem İl Başkanım, Manisa'mızın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adaylarım, İzmir'imizin çok kıymetli İl Başkanı, İzmir'imizin Büyükşehir Belediye Başkanı, kıymetli Akhisarlı kardeşlerim, Manisalı kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, basınımızın değerli mensupları, emniyet teşkilatımızın değerli mensupları, sözlerime başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu miting hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çoğu gitti, azı kaldı kıymetli kardeşlerim. Siz ayağa kalktınız ya, bilesiniz ki ötekiler diz çöktüler. Bundan şüpheniz olmasın, çoğu gitti, azı kaldı. Kıymetli kardeşlerim, Osmanlı payı tahtı Bursa'mızdan geliyoruz. Osmanlı payı tahtı İstanbul'umuzdan geliyoruz. İstanbul Teşkilatımızın, Bursa Teşkilatımızın siz değerli kardeşlerimize selamlarını getirdik. Sultan Fatih'in selamlarını getirdik. Akşemseddin'in selamlarını getirdik. Ebu Eyyub El Ensari'nin selamlarını getirdik kıymetli kardeşlerim. İstanbul şaha kalkmış. İstanbul ayağa kalkmış. İliyle, ilçeleriyle, büyük şehriyle inşallah belediyeleri tekrar Saadet Partimiz kazanacak. Bursa farklı mı? Hayır, Bursa'da farklı değil. İnşallah Bursa'da da Büyükşehir Belediye Başkanlığı da dahil olmak üzere birçoğunu Saadet Partimiz kazanacak kıymetli kardeşlerim. 94 seçimleri gibi algılıyoruz. 1994 seçimlerinde nasıl ki
Türkiye'nin birçok vilayetinde, Türkiye'nin birçok ilçesinde belediye başkanlıklarını kazanmışsak, dillere destansı hizmetleri yapmışsak, milli görüş belediyeciliği delirtmişsek, inşallah 30 Mart günü tekrar değerli kardeşlerim, milli görüş belediyeciliği dedirteceğiz. Büyük, çok büyük hizmetlere imza attık. Destansı hizmetlere imza attık. Kardeşlerimiz o kadar gayretli çalıştılar ki hemen bir yıl sonra yapılan seçimlerde Milli Görüş birinci parti oldu. O günün tek temsilcisi olan Refah Partisi birinci parti oldu ve başbakan olduk. Başbakan olunca da kıymetli kardeşlerim çok önemli hizmetlere imza attık. Bizim eserimiz, D8'ler bizim eserimiz. Tekrar onları kurmaya geliyoruz. Tekrar D8'leri canlandırmaya geliyoruz. Saadet gelecek, güzel gülecek. Saadet gelecek, güzel gülecek. Saadet. Kıymetli kardeşlerim, zamanımız dar. O bakımdan sözleri daha fazla uzatmak istemiyorum. Ancak sizleri tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Seçimlere bir haftalık bir zaman dilimi kaldı. Bundan sonra dedim ya, siz ayağa kalktınız. Ev ev dolaşacaksınız. Mahalle mahalle dolaşacaksınız. Sokak sokak dolaşacaksınız. Akhisar'da başta olmak üzere Milli Görüş Belediyeciliğini, bütün Manisa'mızın ilçelerinde Milli Görüş Belediyeciliğini Manisalı kardeşlerimize yaşatacaksınız. Hep beraber bütün Türkiye'de inşallah Milli Görüş iktidar olacak. Kardeşlerimiz bize soruyorlar, hangi illeri kazanırız, hangi ilçeleri kazanırız başkanım diye. Hiç şüpheniz olmasın ki birçok ili, birçok ilçeyi kazanacağız. Peygamberler diyarı Şanlıurfa bizim olacak Allah'ın izniyle. Malatya bizim olacak. Van bizim olacak. Milli Görüş Belediyeciliği olacak. Şanlıurfa bizim olacak. Erzurum bizim olacak. Konya bizim olacak. İzmir bizim olacak. İstanbul bizim olacak. Manisa bizim olacak kıymetli kardeşlerim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah sizlere gayret versin. Allah sizlere yüz aklı versin. Tabii ki saadet gelince yüzler güler kardeşlerim. Çünkü saadet demek sevgi demek. Çünkü saadet demek barış ve kardeşlik demek. Saadet demek refah demek. Saadet demek özgürlük demek. Saadet demek izzet, onur ve... Onun için saadet gelecek, elbette yüzler gülecek. Saadet gelecek, esnafımızın da yüzü gülecek. Saadet gelecek, işçimizin yüzü gülecek. Saadet gelecek, sanayicimizin, ihracatçımızın yüzü gülecek. Saadet gelecek, Türkiye'nin yüzü gülecek kıymetli kardeşlerim. Bu duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gazanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Cenab-ı Hak sizlere yüz aklı versin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselam. Evet, genel başkan yardımcımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hep birlikte Manisa'mızın başkanını karşılayacağız. Artık Manisa'mız için de Milli Görüş Belediyeciliği ile buluşmanın vakti geldi. Artık dev dev billboardlara, artık hizmetten çok reklama, artık hizmetten çok yandaşa para ayırmanın, bütçe ayırmanın zamanı geçti. Şimdi Milli Görüş Belediyeciliği ile buluşmanın zamanı. Çünkü Milli Görüş Belediyeciliği deyince herkes bu ülkede ne kazanacağını,
kimileri de ne kaybedeceğini çok iyi bilir. Şimdi milli görüş zamanı, şimdi hizmet zamanı. Yapmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Cemil Bağcı geliyor. Evet, milli görüş gelecek. Saygıdeğer Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, güzelin, faydalının, adaletin hakim olması için mücadele eden mücahit ve mücahide kardeşlerim. Sevgili gençler, Manisa'mızın, Akhisar'ımızın ve diğer ilçelerimizin, tüm Manisa'mızın güzel insanları, basınımızın güzide temsilcileri, meydanı dolduran siz sevgili kardeşlerim, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Yapacağımız 30 Mart yerel seçimlerinin öncelikle Akhisar'ımıza, Manisa'mıza, tüm ilçelerimize, Türkiye'ye, İslam alemine, hatta ve hatta tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli Akhisarlı hemşehrilerim, Manisalılar, artık saadet geliyor, müjdeler olsun. Saadet gelecek, bize gülecek. Saadet gelecek, bize gülecek. Saadet Partimizin programlarını engellemeye çalışsalar da, bayraklarımızı astırmasalar da, efendim, işte oylarımızı bölmeyelim, yoksa filanca parti gelir deseler de, bu korku ve telaşın bir eseridir. Bu korku ve telaş, inşallah saadetin gelmesinin bir eseridir. Çünkü bizler bir aydan bu tarafa arazide çalışıyoruz. İnsanlarımızı görüyoruz. Ve söylenen söz şu: ey saadetliler, neredesiniz? Ha bir gayret, ha bir gayret, inşallah arkanızdayız diye bu şekilde bizlere söz veriyorlar. İşte biz diyoruz ki, inşallah bu emanet bize tevdi edildiğinde, ilçelerdeki belediye başkan adaylarımıza bu başkanlık tevdi edildiğinde, Manisa'mızı ve ilçelerimizle beraber milli görüşün o efsane belediyeciliğine insanlarımızı buluşturacağız inşallah. Ki bütün insanlarımıza kapısı açık olan bir belediye başkanı olacak. Ve o belediye başkanı ki kapısına geleni kesinlikle geri döndürmeyecek. Gelen kişi nüfuslu olabilir, zengin olabilir. Amacımız iş o koltuğun arkasına rüşvet alan da veren de melhumdur levhasını asacağız inşallah. Çünkü gibi görmeyeceğiz. Ya ne yapacağız? O belediyenin imkanlarını, o belediyenin paralarının bekçisi olacağız, bekçisi, bekçisi. İşte bundan dolayıdır ki çalmayacağız, çaldırtmayacağız.
Yemeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz. İsraf etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz de. Sözlerimi uzatacak değilim. Çünkü genel başkanımız buradalar. Şunu da hatırlatarak konuşmamı tamamlamak istiyorum. Biz bu çalışmaları yaparken sırf belediye başkanı olalım diye, hibe olalım diye yapmıyoruz. Servetimize servet katalım diye yapmıyoruz. Yani için yapıyoruz? İbadet aşkıyla Allah rızası için yapıyoruz. Allah rızası için. Ve biz bu yola inanarak çıktık. Çünkü inançta imkan da vardır. İnanmak başarmanın yarısıdır. Elhamdülillah bütün belediye başkan adaylarımız, teşkilat mensuplarımız buna inandığı için %50'sini başardık. Değerli Manisalı hemşehrilerim. Kıymetli hemşehrilerimiz, birazdan ezan-ı Muhammedi okunacak. Namazı hep birlikte miting sonrası genel başkanımızla birlikte kılacağız. Onun için alandan ayrılmamıza gerek yok. Namaz bittikten sonra, miting bittikten sonra namazımızı hep birlikte kılacağız. Buradan da namaza hep birlikte yürüyüş yaparak geçeceğiz. Bunu sizlere hatırlatmış olalım. Doktor Mustafa Kamalak geliyor. Sefalar getirdiniz. Televizyonları başında bizleri izleyen ülkemin güzel insanları, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyor. Cenab-ı Allah'ın rahmet ve bereketinin üzerinize olmasını niyaz ediyorum. Rabbim bu mitingimizi ülkemizin, Akhisar'ımızın, Manisa'mızın, İslam aleminin ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın inşallah. Eşsiz güzellikleriyle dolu Şehzadeler şehri Manisa'nın Akhisar ilçesindeyiz. Hepinizin yüzü ak olsun inşallah. Akhisar'ın bende unutamayacağım bir de hatırası vardır. Tahsin Şen amcamız 80 yaşlarında afişleme yapıyor ve 8 metrelik bir beze İslam alemine öncülük varken
küresel emperyalizme, batıla niçin uşak olalım ki pankartını asarken düşüyor, yaralanıyor, hastaneye kaldırmak istediklerinde diyor ki önce o afişi, o bezi oraya asın diyor. Evet, mazlum milletlere lider olmak varken niçin batıya uşak olalım ki diyor. Manisa'mızın benzer şekilde Soma ilçemizin de bir hatırası var, unutamayacağımız bir şekilde. Bunların ulaşamayacağı yükseklere asalım bu afişleri diyorlar. Bizim kavga ile, niza ile işimiz yok. İyi de dincimiz yok, yukarı çıkacak. Ama diyorlar ki 2-3 merdiveni birbirine bağlayalım. O münasebetle elektrik direklerinin, telefon direklerinin kendilerinin erişemeyeceği yükseklere asalım, yapıştıralım diyorlar. Ve öyle de yapıyorlar. Ancak ne var ki Ramazan Akbaba isimli bir kardeşimiz hayattadır, sorabilirsiniz Somali'de, Soma'dan. Düşüyor, kolu kırılıyor. Hastaneye götürmek istiyorlar. Hayır diyor, önce o afişi asın oraya da beni ondan sonra götürün diyor. Şüphesiz ki her seçim önemlidir. Ancak bu seçim çok daha önemlidir. Çünkü bu seçim tarihi bir seçimdir. İnşallah bu seçimlerde milli görüş kadroları, mahalli idarelerde yönetimi yeniden devralarak aziz milletimizi özlediği hizmetlere tekrar kavuşturacaktır. Merhum hocamızın ifadesiyle bir adamın iş tutuşu besmele çekişinden belli olur. İnşallah 30 Mart seçimlerinin sabahı öyle bir besmele çekeceğiz ki sadece Akhisar'ımız değil, sadece Manisa'mız değil, yalnızca Türkiye'miz değil, İnşallah bütün dünya etkilenecektir. Allah'ın izniyle. Muhterem Manisa'lı kardeşlerim, değerli Akhisarlı kardeşlerim, şundan emin olunuz ki nasıl 600 yıl önce İstanbul'un fethi adil bir dünyanın başlangıcı olmuşsa 30 Mart seçimleri de inşallah yeniden bir Türkiye ve yeni bir dünyanın kuruluş için başlangıç olacaktır. Büyükşehir adayımız Cemil Bağcı Bey ve Akhisar adayımız İsmail Hakkı Kuzum kardeşimizin ve diğer 16 ilçe belediye başkan adayımızın 31 Mart sabahı burçlara dikecekleri milli görüş bayrağı sadece Anadolu değil, emin olun bütün İslam ülkelerini heyecanlandıracaktır. Beklerine kurtuluş muşkusu salacaktır. Çünkü bu seçimlerde sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. Fakat aynı zamanda vereceğimiz her bir oyla hem Türkiye'nin yolunu hem de Türkiye'nin yönünü belirleyeceğiz. Türkiye'yi normalleştireceğiz. Sadece şehirlerimizin değil, bir bütün olarak Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz. Açıkçası soru şu: Türkiye İslam ülkelerine öncü mü olmalı, yoksa batıya uydu mu kalmalıdır? Türkiye İslam Birliği'ni mi kurmalı, yoksa Avrupa Birliği'nin kapısında uşak olmaya devam etmelidir? Türkiye mazlumlara umut mu olmalı, yoksa Irak'ta Libya'da yaptığı gibi zalimlere payanda mı olmalıdır? Türkiye
yeni bir dünya mı kurmalı, yoksa küresel emperyalistlere taşeron mu olmalıdır? Değerli kardeşlerim, kısacası Türkiye İslam Birliği'ne mi kurmalı, yoksa Haçlı Birliği'ne mi girmelidir? İşte sandık başına giden her bir kardeşimiz sandığa oy atarken sadece belediye başkanı, belediye meclis üyeleri değil, fakat aynı zamanda Türkiye'nin yerini belirleme bakımından da o oyunun etkili olacağını düşünmek zorundadır. Ve güzel ilimizin, ilçelerimizin, şehitlerimizin, ulularımızın, evliyalarımızın, enbiyalarımızın ruhlarına soracak olsak, ey oğlu gidelim diye sorsak, acaba onların cevabı ne olur? İşte oy kullanırken bu soruyu kendi vicdanlarınıza sormak suretiyle oyunuzu kullanınız. Muhterem Manisa'lı kardeşlerim, değerli Akhisarlı can dostlarım, Türkiye bugün tıkanmıştır. Ahlaken tıkanmıştır, iktisaden tıkanmıştır, dış politikadan tıkanmıştır. Kısır kavgaların, içi boş polemiklerin, seviyesiz tartışmaların esiri edilmiştir. İşte tablo ortada. Manzarayı görüyorsunuz. Ülke yolsuzluk, kaset, rüşvet ve paralel yapı iddialarıyla sarsılıyor. Dünya kurmanın derdindeyken bunlar avanta peşinde koşuyor, rüşvet peşinde koşuyorlar. Bakın, şimdi sizlere bir belge göstereceğim. Bu belge Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanlığı'nın, yani mevcut iktidarın İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuş olduğu yazılı bir soruya cevap olarak verdiği belgedir. Ne var burada? Değerli kardeşlerim, 2009 seçimlerinden bu yana tam 1752 belediye başkanı hakkında soruşturma açılmıştır. Peki bu belediye başkanları hangi partilere ait? Hangi partilere mensup? Tam 678'i iktidar partisine mensup. 263 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup. 121 ise Barış ve Demokrasi Partisi'ne mensup. Adeta yolsuzlukta birbirleriyle yarışıyorlar. Değerli kardeşlerim, meydanları görüyorsunuz. Belediye başkanlarının, belediye başkan adaylarının posterlerinden ziyade Sayın Başbakan'ın posterleriyle dolu caddeler, sokaklar. Neden? Akhisar'lım, Manisa'lım, diğer 16 ilçemiz başbakanı mı seçiyor? Veya başbakanı belediye başkanı olarak mı seçiyor? Hayır, çünkü belediye başkanlarının bu belgeler sebebiyle halkın huzuruna çıkıp oy ver diyecek halleri yok. Sanki Türkiye 81 il için, 971 ilçe için, 386 belde için ortak bir belediye başkanı seçiyor. O da Sayın Başbakan. Olacak şey değil. Akhisar'ım, siz başbakanı mı seçiyorsunuz, belediye başkanı mı? O halde burada
iki temel ilkeyi siz değerli kardeşlerimin televizyonları başında bizi misafir eden aziz milletimin vicdanlarına sunuyorum. Birinci prensip, aziz milletim, sevgili vatandaşım, emaneti ehline veriniz. Emaneti ehline veriniz. Emaneti ehline veriniz. İkinci temel prensip, kardeşlerim, sadıklarla beraber olunuz. Sadıklarla beraber olunuz. Sadıklarla beraber olunuz. Öbür taraftan, eğer temiz toplum, temiz siyaset ve temiz yönetim istiyorsanız, gelin Saadet Partisi'nde buluşalım. Evet, temiz toplum, temiz siyaset, temiz yönetim isteyen tüm kardeşlerime sesleniyorum. Gelin o halde Saadet Partisi'nde buluşalım. Gelecek, bizler olacak, onursa olacak, gelecek, bizler gelecek. Peki, acaba 1752 belediye başkanı neyle suçlanıyor acaba? Yine aynı belgeden anladığımıza, öğrendiğimize göre, belgenin tarihini de verin meraklısı için. 20 Aralık 2013 Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan belgenin tarihi. Değerli kardeşlerim, ne yok ki ihaleye fesat karıştırma var, zimmet var, rüşvet var, adam kayırma var, usulsüzlük var, terör var, var da var. Adeta çıfıt çarşısı. Melanet mi istersin, rezalet mi istersin? İyilikten başka her şey var. Sesten dolayı da özür diliyorum tabii hepinizden. Her gün en az 3-5 yerde konuşma yapmak zorunda kaldığım için. Ama diyoruz ki ne gam. Amacımız hakkı hakim kılmaktır. Evlat, hoca, milyonlarca şehit vermiştir. Biz bu yolda sesi vermişiz, ne çıkar ki? Ne çıkar? Şimdi değerli kardeşlerim, şimdi çıkmışlar. Çıkmışlar seçim meydanlarında birbirlerine sataşarak bu gerçekleri örtmeye çalışıyorlar. Mahalli seçimleri adeta genel seçime büründürmüş durumdalar. Çünkü dediğim gibi belediye başkan adaylarının halkın huzuruna çıkacak yüzleri yok. Kuru gürültüyle ortalığı velveleye veriyorlar. Ama bu aziz milletimin bu kuru gürültüye pabuç bırakacağına katı surette ihtimal vermiyorum. Bakmayın siz o meydanı dolduran kuru kalabalıklara. Nasıl ki hani mevsimler olur, kardan insanlar yollar kapandığı için menzile ulaşamazlar ya, ama hakikat karşısında, günün karşısında o kar dağları nasıl eriyip yok olacaksa, emin olun o kuru kalabalıklar dağılıp gidecektir Allah'ın lütfeniyle. Dağılıp gidecek. Milli nizamı kapattılar. Milli selameti kapattılar.
Refah Partisi'ni kapattılar. Fazilet'i kapattılar. Eğer bizim yolumuz kesilmemiş olsaydı bunların isimleri mi okunurdu Allah aşkına? Tahir'e şahitlik eden can dostlarım, hakkın peşinde koşan mücahide ve mücahit kardeşlerim, yolumuzu keserek arazimizi işgal etmiş durumdadır. Bizim mülkümüze gece kondu kurmuş durumlardır. Birileri çadır kurmuş, birileri gece kondurmuştur. Bu seçimlerle Allah'ın lütfün ayetiyle tapulu mülkünüzü geri alacaksınız. Hakkı hakim kılmak için alacaksınız. Kuru gürültüyle, gayri ahlaki kavgalarla birbirlerine sataşıyor. Maalesef biz diyoruz ki bu kavga öfke siyaseti, bizim kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Çünkü şu anda ülkeye hakim olan öfke siyasetidir. Kin siyaseti hakimdir. Kaset siyaseti hakimdir. Herkesi uyarıyorum. Aklınızı başınıza toplayın. Toprak kayıyor ayağımızın altından. Ülke bölünme noktasına gelmiş durumda. Sizin bozuk üslubunuz yüzünden ülke gerildikçe geriliyor. Dün Çanakkale'de vücutlarını birbirlerine siper eden ecdadın torunları bugün sizin yüzünüzden birbirlerine taş atar, kurşun sıkar hale geldi. Biz Fatih'lerin nesiliz. Biz Fatih'lerin nesiliz. Çanakkale'de gözünü kırpmadan cepheye koşan 15-16 yaşındaki gençler bugün sokaklarda bir hiç uğruna can verir hale gelmişlerdir. Buradan sesleniyorum. Kim kendi ikbalini vatanın istikbalinden daha önemli görürse, kim kendi çıkarını milli menfaatlerin üzerinde tutarsa, emin olun ne tarih önünde ne de millet vicdanında bunun hesabını veremez. Kavganın kazananı olmaz ama kaybedeni çok olur. Bakın dolar cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İşsizlik İki haneli boyutlara ulaştı. Gelir dağılımı alabildiğine bozuk. İşçilerimiz önemli bir kesimiyle çağdaş köle durumunda. Taşeron işçilerini hatırlayın lütfen. Millet. İkinci İttihat ve Terakki dönemini yaşıyor. Hatırlayacaksınız. Birinci İttihat ve Terakki cemiyetini kuranlar dış mihrakların etkisiyle Abdülhamit Han'ı devirebilmek için başta onun öğrencileri tarafından bir oluşum hazırlamışlardı.